Erken sonbaharları bilir misin? Ağaçlar yapraklarını birden döker. İnsana beklenmedik ölümleri hatırlatır. Ve ölüm hatırlanmak için hep böyle zamanları kollar. Sonbahar mevsimini. Sonbahar yalnızlık demektir. Bütün aşıklar nedense hep sonbaharda ölürler. Yakama sonbaharda batmıştı. Ester sonbaharda ölmüştü. Belki biz de sonbaharda ölürüz. Doğrusu yakışır. Sen ve ben. İki sonbahar yalnızı. Telefon numaram. İstemiştin ya. Hayır, istememiştim. İstemeliydin. Hata etmişsin. 3 hafta önce Boğaz'dan geçiş yaparak Kıbrıs Rum kesimine gitmekte olan Suriye bandıralı bir şilep ihbar üzerine durduruldu ve arama yapıldı. Aramada suç unsuru rastlanmadı. Yani ihbar asılsız çıktı. Öyle sayılır. Suriye ile aramızda diplomatik kriz doğmasını engelleyemedi. Reisin defterini dürmek isterken yanlış bir adım atıp güney komşumuzla ilişkileri iyice çıkmaza sokmak istemiyorlar. Romans gemisinde deklare edilenin dışında başkaca bir yük varsa ne olduğunu öğrenmeleri şart. Senden istenen bu bilgiyi bir an önce ele geçirmen. Fazla zamanın kalmadı. Sadece 48 saat. Gemi kalktı. Güzel. Alıcılara haber verdiniz mi? Evet, verildi. Ya Rodos'takiler? Bu akşam otellerine yerleşmiş olacaklar. Gemideki güvenlik önlemleri tamam mı? Saat başı rapor alıyoruz efendim. Raporları bana da bildirin. İşin şakası yok. Zenginleştirilmiş uranyum bu. Emniyetteyim. Herkes teyakkuz halinde. Romans boğaza girdi, girecek. Deniz polisi ve bütün ekipler alarmda. Senden hala bir haber yok. Hayır, o haberin montajını yapmadık. Kasetleri kemalettine teslim etmiştik. Haberim olmadan işin içinden çıkamaz. Biraz daha bekleyin abi. Ben uygun zamanda sizi ararım. Montajı hallederiz. Şimdilik eyvallah. Ne diyorsunuz? Biraz daha beklemeliyiz. Buket. Sakın heyecan gösterisinde bulunmayın. Buket Hazal ve ben gemiye gidiyoruz. Değil deniz polisi, gemiye yaklaşan bir kara batak bile görsem romansı batırırım. Tıpkı yakamoz gibi. Tabii bir fark var. Bu defa yanında Ester yerine Buket Hazal olur. Şimdi beni iyice anladın mı Sedat Yalçın? Onun bu kavgada yeri yok Anibal. Buket'i bırak. Eğer onun kılına zarar gelecek olursa bir daha karaya asla ayak basma. Orada kalın ve uslu uslu beni bekleyin çocuklarım. Endişe etmenize gerek yok. Tabii yaramazlık yapmadığınız sürece. Size Ester'in hikayesini anlatmış mıydım? Dinlemek istemiyor. Ah, yolculukta başka nasıl vakit geçer ki? Ester'deki. Bir sevgili, bir düş, belki de bir efsane. Ne efsanesi? Batmış bütün gemilerin tanrıçası. Deniz diplerinin esrarlı güzelliği. Merak etmeyin.
Uzun bir yolculuk olmayacak. Çanakkale Boğazı'nı geçip uluslararası sulara çıktıklarında bir helikopter onları geri getirecek. Yeter ki işler yolunda gitsin. Sana baktıkça neden midem bulanıyor beni? Yediklerin yüzünden. Adamınızdan hala haber yok. O kadar şikayetçisiniz geri çekersiniz. Bir işe yarar diye düşünmüştük. Hiç değilse yanlış bir haber verip ortalığı ayağa kaldırmadı. Ama sesi de çıkmadı. Skandal da çıkmadı. Alçak sesle konuşamaz mısınız? Sizin yüzünüzden istifa edeceğim. Reisin parmağı olan bir gemiden her türlü uğursuzluk beklenir. 4 hafta önceki o aptal operasyonu bir daha mı yapmak istiyorsunuz? İşte gemi. Hadi durma. Nesrin, toplantı odasına 5 çay daha yolla. İçlerine birer tane de sakinleştireceğiz. Gemi operasyon yapmayı öneriyorum. Kesinlikle olmaz. Sebep? Sedat'ın hayatını tehlikeye atamayız. Trieste açıklarında Yakamoz gemisinde yaşananları unutmayalım. Benzer bir olay Boğaz'da felakete yol açabilir. Gerekli tedbirleri alırız. Garantisi yok. Adam deli. Hangi adam? Reis, Ömer Karatepe, Anibay. Hangisini isterseniz? Bu kadar çok adı olan adamdan hayır mı beklenir? Hani Sedat da pek akıllı sayılmaz ya, bir an hangisi diye. Sedat henüz delirmedi. Sayemizde yakında o da olur. Nerede kaldı bu çaylar? Gemiye yaklaşan bir karabatak bile görsem romansı batırırım. Tabii bir farklı. Bu defa yanımda Ester yerine Buket Hazal olur. Şimdi beni iyice anladın mı Sedat Yalçın? Beni iyice anladın mı Sedat Yalçın? Beni iyice anladın mı Sedat Yalçın? Orada kalın ve uslu uslu beni bekleyin çocuklarım. Endişe etmenize gerek yok. Tabii yaramazlık yapmadığınız sürece. Coşkun abi ben Sedat. Gemi temiz, bırakın geçsin. Gemide bir şey yokmuş, bırakın geçsin dedim. Tam bir hayal kırıklığı. Hayallerini süsleyen neydi? Aldığımız bilgiye itibar etmek zorundayız. Ben operasyon yapılmasında ısrarlıyım. Bunu unutun. Sedat arkadaşın olduğu için duygusal davranıyorsun. Ne yani? Senin gibi düşünseydin de ortalık kan gölüne mi dönseydi? O gemide bir pislik var, adım gibi eminim. O halde niye Rambo'ların başında değilsin? Bana işimi öğretmeye kalkma. Kapayın şu lanet çenelerinizi. Belki herkesi memnun edecek başka bir yol daha vardır. Nasıl? Aynı anda 2 operasyon birden yaparız. Sedat abi alır ve gemiye çıkarız. İyi fikir, ben varım. Saçmalamayın. Diyelim ki operasyonlar başarılı oldu. Ya gemi temizse? Başarı diplomatik riski ortadan kaldırmaz. Sedat'a bir şey olursa asıl riski o zaman görürüz. Ne o, tehdit mi? Sen karşımızdaki insanları ne sanıyorsun? Basit sokak serserileri mi? Elleri tetikte bizi bekleyen bir sürü kiralık katil. Gözün mü korktu? Sedat ellerinde olduğu sürece evet. Meşhur Cehennem Cevdet bu mu? Fazla şişirmişsiniz. Çizmeden yukarı çıkma. Cevap vermek ister misin Cehennem? Biz o şöhreti millete asıp keserek yapmadık. Namlumuzun ucunda her daim bir karanfil oldu. Eğer Sedat'ın verdiği bilgiye itibar etmezseniz, saçma sapan bir iş yapmaya kalkarsanız, eğer onun kılına bir zarar gelirse... Ne yaparsın? Akşam ana haberlere konu olmak ister misin? Ali Kırca seni ağırlamaktan mutluluk duyar. Numarasını tuşluyorum. Sen mi gelirsin, biz mi aldıralım? Beyler, toplantı bitmiştir. Teşekkürler Sayın Müdürüm. Büyüksün Üstad. Sen ne halt ettiğini sanıyorsun? Yanlış bir şey söylemedim. İçeride beni desteklemen gerekmez miydi? Eğer işin içinde siz olmasaydınız çok daha farklı konuşabilirdim. Sedat'ın sence hiç mi anlamı yok? Ona sizin kadar değer verdiğimi siz de biliyorsunuz. Az önce içeride belli oldu. Sedat abi telefonda doğruyu söylemiyordu. Bir şekilde susturuldu. Medyumluğa mı başladın? Son ana kadar beklemesi kararsızlığını gösterir. Diyelim ki öyle. Sedat'ı risk etmeye değer mi? Gidip onun yerine ölebilirdim. Ne ölürdün? Evet ölebilirdim. Sen kendi işine bak komiser. Başüstüne amirim. Sana. Efendim? Evet Şükran benim. Kusura bakma şu anda konuşamam. Daha sonra. Merhaba anacığım. İyiyim iyiyim ben çok iyiyim merak etme. Yo yo her şey yolunda. Salih yarım saat sonra evden çıkıp beni top sahasında beklesin. Ha uçurtmayı yanına almayı unutmasın.
bana kırgın mısın? Hayır. Emin misin? Hı hı. Yüzüme baksana ufaklık. Gitmem gerekiyordu. Bunu anlamak senin için belki zor ama... Anlıyorum. Bazen gitmek gerekir. Ama ben gitsem bile hep seninle olacağım. Bu ne demektir bilir misin? Evet. Sevdiğine yüreğinde bir yer açarsın... ...ve o sonsuza kadar hep orada yaşar. Sen söylemiştin. Bunlar gözyaşı mı ufaklık? Evet, aynısı. Hep oraya bak ufaklık. Hep yükseğe. Sakın oradan inme, tamam mı? Gel. Müdür Bey, Trafik Vakfı'nın gecesine katılacak mısınız diye soruyor amirim. Yok be Nesrin, ne işim var benim orada? Niye? Hepimiz oradayız. Hayatımda her dakika bir kaza alıyor kızım. Beni Trafik Vakfı falan kurtarmaz. Amirim. Aha, buzalımı götürün. Doğan komiserim zaten geliyor. Soran da kabahat. Amirim, elementli olay. Silahlı 4 soyguncu polisle çatışmaya girip bir eve sığınmışlar. Ben hemen çıkıyorum. Beni bekle. Tamam Nesrin, çıkabilirsin. Trafik gecesine yerlerinizi ayırtacağım. Mutlaka orada olmalısınız. Hı. Elimizden geleni yaparız Nesrin. Kadınlar, dünyanın her yerinde aynı. Polis de olsalar duygularından asla vazgeçmiyorlar. Niye geçsinler ki? O salaklık biz erkeklere mahsus. Neyse, soyguncular hakkında başka ne biliyoruz? Hepsi de silahlı ve tehlikeli. İçlerinden biri kadın. Bir kuyumcuyu soyup şu an kısırıldıkları eve sığınmışlar. Tertibat alınmış mı? Evet, evin etrafı sarılmış durumda. Çıkalım. Ha Doğan. Hı. Nereye gittiğimiz malum. İşin içinde dönmemek de var. Sabah sana bağırdığım için. Helal hoş olsun amirim. Aslında hak etmiştim de. Hadi bakalım. Uçurtman çok güzelmiş. Sedat abimle uçurttuk. O gitti mi? Bazen gitmek gerekir. Kendisi mi söyledi? Hayır, ben zaten biliyordum. Bunu ne zaman öğrendin? Çocukluğumda. Ya demek çocukluğunda. Peki başka bir şey demedi mi? Yükseklere bakmamı söyleyeyim. Başımı çevirdiğimde gitmişti. Şükran nasıl? İyi. Başka? Hep onu düşünüyorum. Durmadan birini düşünmenin bir adı vardır. Hiç duydun mu? Duydum. Aşk. Aşk. Aşk? Evet, aşk. Ah, ah lan bu yürek, ah! Biz adam olmayız oğlum. Neden abi? Şu halimize baksana. Güya operasyona gidiyoruz. Birazdan biz susacağız, silahlar konuşacak. Belki de ikimizden biri vurulacak. Ve biz seninle oturmuş aşktan söz ediyoruz. Onu seviyorum. Kesinlikle adam olmayız. Hem de çok seviyorum. Sevmeye devam etmek ister misin? Sonsuza kadar. O zaman hıyarlık etme de bir çelik yelek gibi. Amirim. Neler oluyor anlat bakalım. İçeride 4 kişi var. 4'ü de silahlı. Ümraniye'de devriye gezen ekiple çatışmaya girip buraya sığınmışlar. Ekipte zayiat? Hayır yok. Evde sivil var mı? Vardı. Onları bıraktılar. Sence teslim olurlar mı? Anons ettik ama bir cevap alamadık. Ver bakayım şu aleti bana. Hey siz içeridekiler! Gelin teslim olun çocuklar! Şu ana kadar kimsenin canı yanmadı. Bundan sonra da yanmasın. Serseriler! Ben söylemeden kimse ateş etmesin. Doğan! Efendim abi. Yanına birkaç kişi al, yan tarafı tut. Anlaşıldı. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz oğlum. Başsın abi. Hey siz içeridekiler! Bu size son ihtarım. Kolay gelsin. Oo, hoş geldin. Şükür kavuşturana. Seni böyle kaya gibi yeniden görmek ne güzel. Sağ ol. Gördüğüm şu, bakıyorum da bapusluk vız gelmiş sana. Daha nasılsın? Nasıl olsun?
Hani yaşayıp gidiyoruz derler ya, işte öyle. Doğru, öyle derler. Çocuklar nasıl? Çocuklar... Tekin iyi. Ya Buket? Buket sabah apar topar evden çıktı. Bir saat önce telefon etti. Bu gece bir arkadaşında kalacakmış. Arkadaşın kim diye sordum, cevap vermedi. Anlayacağın tuhaflıklı iz boyu. Tıpkı Sedat gibi. Evden ayrıldı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ne olacak bunların hali? İşte onu bilmiyorum Remzi baba. Bazen eski günlerimi çok özlüyorum. Buket dizinde otururdu. Kucağımızda Çamlıca sırtlarından topladığımız papatyalar. Onlardan bir taç yapar, saçlarına takardı. Sedat kanter içinde maçtan dönerdi. Bahçedeki tozlu erikleri yerken maçı anlatırdı bana. Odasında yakışıklı posterler, Robert Redford. Bir de nereden bulduysa bir Rudolf Valentino. Bizimkinin oda kapısının arkasında hani şu Marilyn Monroe'nun etekleri uçuşan resmi vardı. Bir de Türkan Şoray'ın. Ha, bir de mutlaka Che Guevara'nın. Onlara olan hayranlığı çoğaldıkça benden uzaklaşacağını sanır kıskanırdım. Türkan Şoray'ı aldırmazdı da o Marilyn Monroe'nun resmi yüzünden Sedat'ın odasına girmemi yasak etmişti Cahide Sultan. Halbuki asıl uzaklık çok sonra başlayacaktı. Yıllar sonra. Yani bugünlerde. Sen ol. Çekip gitmesine izin verme. Biliyor musun Remzi baba? Özgürlük aslında bir aldatmaca. Eğer canını sıkan bir şeyler yaşıyorsan ha içeride olmuşsun ha dışarıda. Amirim. Ne var? Hayatımı kurtardınız. Abartma lan, nasıl olsa çelik yelek giymiştim. Kurşun kafama isabet edebilirdi ama. Kafandan sekerdi. İş bitti amirim. İş mi dedin? Üç kişiler. Biri etkisiz hale getirildi, diğeri hafif yaralı. Bu ölmüş. Dördüncüsü nerede? Dördüncüsü kadın. Bodrum'da bitişik evin bahçesine açılan bir kapı var. Sanırım oradan kaçmış. Ekip çıkarın, aramaya başlasınlar. Bodrum'da kan izleri vardı. Galiba yaralı. Fazla uzağa gidemez. İyi atıştın. Yerde yatan atış poligonda nişan aldığımız maketlerden biri değil komiser. Bir suçlu. Doğan komiseri öldürebilirdi. Haklısın. Ama bir zamanlar o da suçsuzdu. Sizi anlıyorum. Bense bir insanı vurmakla kendimi vurmak arasındaki farkı bunca yıldır hala anlayabilmiş değilim. Hoşçakalın amirim. Geçmiş olsun. Güle güle. Gidelim Doğan. İşte burası. Nasıl buldunuz? Güzel. Hayırlı olsun. Sağ ol. Dolaba bu akşam idare edecek kadar yiyecek bıraktım. Biraz da kahve olacak. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo, Cehennem. Neredesin bezalım? Anlatması uzun sürer. Nasılsın? Kötü. Dün birini öldürdüm. Ben daha çok öldürdüm be Cehennem. Kimi? Geride kim kalmışsa. Bunu hep yapıyoruz be kardeşlik. Bana gelir misin? Ne demek? Adresi ver. Bana Sedat Yalçın'ı bulun. Arıyoruz efendim. Bunlar boş laf. Her yeri didik didik etmenizi istiyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Daha fazlasını yapın. Emredersiniz. Ona niye engel olmadın süslü? Sedat Yalçın'a engel olmanın bir tek yolu vardı, onu öldürdü. Ama bu sefer adam... Hemen cezasını verin! Emredersiniz. Ya sen? Sen niye bir şey yapmadın yabancı? Yapamadım çünkü... Çünkü ne? Öldürmek bende henüz alışkanlık haline almadı. O halde sana kötü bir haber vereyim. Ne gibi? Ölüm en eski alışkanlığımdır. Berbat bir alışkanlık. Zararını sadece ölenler görür. Ben de onu demek istemiştim. Benimle kere alıştırma! Düş peşine! Pekala. Zor bir gece ha? Onu istiyorum! Tanrım.
Yaşıyor. Ne berbat bir şey bu. Kimsin, nesin sen? Bırak. Konuş benimle. Bırak. Bırak beni. Seni duyamıyorum. Bırak. Sen yaralısın. Sana bir doktor lazım. Öldür beni. Alo. Alo. Seni hastaneye götüreceğim. Alo. Alo Noyan Hoca. Çok acele yazdık, eve gel. Bırak şimdi soru sormayı. Baytar Mesut'u bulabilir misin? Evet. Evet, çantasını da yanına alsın. Tamam. Ne zamandır buradasın? İlk gecem. Buna gerçekten gerek var mıydı? Evet. Reis her yerde seni arıyordur. Şansı varsa bulur. Etrafa birkaç sivil yerleştirelim. Boş ver. Erkekliğe de toz kondurmuyorsun. Erkeklikle alakası yok ki. Ya neyle var? Komik olan ne? Kara yılan hikayesini hatırladın mı? Hani Nazım Usta'nın. Ak bir taşın altından kara bir yılan çıkardı kafasını. Derisi ışıl ışıl, gözleri ateşten al, dili çataldı. Birden bir kurşun gelip kafasını aldı. İbret al deli gönlüm. Demir sandıkta saklansan bulur seni. Ak taşın ardında kara yılanı bulan ölüm. Kuvayi Milliye Destanı. Reis ya da bir başkası. Saklanmak beyhudedir cehennem. Benim yaptığım saklanmaktan fazlası. Kaçmak. Daha doğru bir kelime. Evdekiler hiç düşünmedin mi? En çok onları düşündüm. Eminim ki kahrolmuşlardır. Benim kadar olamazlar. O halde neden? Söylesene kardeşlik, neden? Beykozlu Remzi babanın gözleri yüzünden. Gözleri mi? O gözlere tertemiz bakamadıktan sonra aynı evde yaşamak olsa olsa ıstıraptır be cehennem. Geçen gün emniyette romans gemisi için senden haber beklerken ortalık birbirine girdi. Sebep? Interpol ikna olmakta zorlandı. Tutturdu operasyon diye. Son anda önledik. İyi etmişsiniz. Neden? Çünkü doğrusu buydu da ondan. Bırak lafı gevelemeyi de gözlerime bak. O gemide bir şeyler vardı değil mi? Üstüme gelme. Evet vardı. Olsa ne yazar, artık çok geç. Utandığın için de kaçıyorsun. Evet utanıyorum. Bu seni rahatlattı mı? Gemide ne vardı? Zenginleştirilmiş uranyum. Bu ne demekti biliyor musun? Atom bombası, kimyasal silahlar. Çocuklar gene ölecekler cehennem. Yıllarca sakat doğacaklar. Peki seni susturan neydi be adam? Buket. Buket mi? Reis onu alıp romansa gitti. Eğer operasyon yapılsaydı... Senin manyak gemiyi batıracaktı. Beykozlu Remzi babanın gözleri neden bu kadar önemli? Şimdi anladın mı? Evet anladım. Yalanlarla yaşamak zordur. Her yalan seni bir sonrakine götürür. Yorulursun. Her yanından kir akar cehennem. Sırılsıklam kir. Hoşça kal kardeşlik. Telefonumu kapatacağım. Telesekretere yönlendiriyorum. Haberin olsun. Tamam. Alo. Merhaba Deniz, Sedat Yalçın. Biliyorum geç oldu, bağışla. Ama ben düşündüm ki, yani eğer istersen... Sensiz bir gün geçiremeyecek miyim ben? Seni merak ettim. Beni her merak ettiğinde başım derde giriyor. Tesadüf. Bu kadarı fazla. Yolculuğun nasıl geçti? Midem hala bulanıyor. Helikopter tutmuş olmalı. Merakın tatmin olduysa gidebilir miyim? Sedat'tan haber aldın mı? Hayır, neden sordun? Ortadan kayboldu. Bundan bana ne? Reis deliye döndü. O halde git ve onu sakinleştir. Anlamıyorsun Buket. Adamın şakası yok.
Sedat onda bir saplantı. Bu yüzden şehri ateşe verebilir. Tam bir manyak. Herkesin hayatında bir manyak vardır. Şimdi gidebilir miyim? Buket. Ne var? Ben düşündüğün kadar kötü değilim. İyilik meleği de sayılmazsın. Diyorum ki biraz daha iyi davransan. Çok az. Hoşça kal gece yarısı kovboyu. Durumu nasıl? Kurşun delip geçmiş. Kan kaybı fazla. Vücut ısısı düşük. Seruma karıştırdığım ilaçlar ona iyi gelir. Sana güvenebilir miyiz Baytar? Merak etme. Dozunu düşük tuttum. Ne de olsa insan. Sağ ol Mesut. Seni yordum. Sorun değil. Eski günlerin hatırı var. İçerki odada yatabilirsin. Beni 2 saat sonra kaldırın. Ateşini kontrol etmeliyim. Umarım başınız dertte değildir. Umarım. Hiç değişmemişsiniz. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Onu nerede buldun? Yolun kıyısında, yerde yatıyordu. Yerde gördüğün her şeyi alır mısın? Annem de senin gibi konuşurdu. İyi, şimdi de ben konuşuyorum. Başkasının çiğneyip attığı bir sakız değil hocam, insan. Kim olduğunu bile bilmiyorsun. Kendine gelince öğreniriz. Yaralı ve silahlı. Biliyorum. Götürüp hastaneye bırakabilirdin. Bu olay polisi ilgilendirir. Denedim. Bir ara kendine gelir gibi oldu. Hastane lafını duyunca ölmek istiyorum gibi laflar etti. Saçmalık bu. Onun lafıyla hareket edemezsin. Söylenip durmaktan vazgeç. Yaptığın resmen suç. Burada ölüp kalırsa başın temelli derde girer. Beni mi düşünüyorsun yoksa kendini mi? Aptal aptal konuşma. Devam eden bir davam var. Başın belaya girmesi için bundan daha kötü bir zaman olamaz. Unutmuş değilim. Muhtemelen kanından kaçan biri. Vaktiyle sen de bir kaçaktın. Baytar Mesut da ne çabuk unuttun. Ama elimizde silah yoktu. Üstelik onun ne suç işlediğini bile bilmiyoruz. Polis tarafından aranıyor olabilir. Belki de hiçbir suçu yoktur. Hastaneden falan değil. Bu kız ifade vermekten kaçıyor. Onu suçlayamam hocam. Mantıklı bir nedenin var mı? Evet var. Hapisten yeni çıktım. Burada mı yaşıyorsun? Birkaç saattir. Uzun sürecek mi? Kim bilir. Neden buradasın? Anladım. Sorulardan hoşlanmıyorsun. Doğru. Neden? Cevapları bulmak soruları üretmekten daha zor. İçeri girdiğimde ilk hissettiğim ne oldu bilmek ister misin? Evet. Burası dünyaya çok uzak. Sanki dünyanın öbür ucu. Şimdi ne hissediyorsun? Hala aynı şeyi. Uykuyla uyanıklık arasında bir yer vardır. Karanlıkla aydınlık arasında. Hiç duydun mu? Duydum. Atma. Orada olduğunu sandığım dostlarım var. Birkaç eski dost. Veya sevgili. Her neyse. İyi. O halde oranın şerefine. Bana orayı anlatsana. Puslu bir ülkedir. Hiçbir atlasta yerini bulamazsın. Yerini yalnızca kayıp denizciler bilir. Oraya giden biri günün birinde geri dönebilir mi? Kendisinden yakayı kurtarabilirse belki. Ya sen? Sen kendinden yakını kurtarabilecek misin? Çok soru soruyorsun. Sorular olmadan cevaplar tek başına işe yarar mı? Başka bir yer daha biliyorum. Anlatsana. Orası anlatılmaz. Yalnızca yaşanır. Neresi? Bütün sorulardan ve cevaplardan uzakta bir yer. Buraya uzak mı? Oldukça. Haritada yeri var mı? Hayır. Galiba biliyorum. Mutlaka duymuşsundur. O puslu ülkenin topraklarında. Günaydın. Günaydın. Bu sabah erkencisin. Yoksa bütün geceyi ayakta mı geçirdin? Uyku tutmadı. Buralarda bir yerde benim sigaralardan olacaktı. Bende kalmamış da. Yerini biliyorsun. Onu bulamadın mı? Hayır, bulamadım. Aradığına emin misin? Gidebileceği hiçbir yerde yok. En hızlı kaçanlar en çabuk ihanet edenlerdir. O hiçbir zaman senin olmadı ki. Her zaman benimdi. Bir daha yüzünü görmeyebilirsin. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Sonsuza kadar benim olarak kalacak. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü ruhunu bir kez teslim etmekle sonsuza kadar teslim etmek arasında hiçbir fark yoktur. Yanılıyorsun. İhanet bütün değerlerin düşmanıdır. Geçtiği yerlerde sadece işe yaramaz pişmanlıklar bırakır. Üstelik arkasına da dönüp bakmaz. Bu duyguyu iyi bilirsin değil mi? Hem de çok.
Bildiklerin geçmişte bıraktığın kadına dönüp bakmana engel olmuyor ama. O başka. Neden? Yeterince kötü olmadığın için mi? Gerçek kötülük aşkı hissetmediğin yerde başlar Anibal. Ben asla o kadar kötü olmadım. Bir gün seninle satranç oynayalım. Sen önce önündeki oyunu bitir. Fazla uzun süreceğini sanmıyorum. Eninde sonunda bitecek. Ve bittikten sonra da sen onu düşünmeye devam edeceksin. Sedat, başladın her yeni oyunda. Uykularım giderek azalmaya başladı yabancı. Bazen gözlerimi kapadığımda uzaktan av borularının seslerini duyuyorum. Sesler giderek yaklaşıyor. Hızla bir şeylerin sonuna doğru yaklaşırken hep o sesi duyarsın. Bir gün seninle satranç oynayalım. Ümraniye'de bir kuyumcuyu soyduktan sonra Levent'te bir eve sığınan 4 soyguncudan 3'ü polise girdikleri silahlı çatışma sonucu yakalandı. Ömer Mercan olay yerinde öldü. Bir kadın olan 4. soyguncu ise kaçmayı başardı. Kaçan kadın soyguncunun yaralı olduğu sanılıyor. Zavallı Ömer. Delikanlı çocuk. Ceyda kaçmayı başarmış. Kemikleri nerede saklanıyor? İstanbul Büyükşehir, ara ki bulasın. Para lazım. Yakalanmaları kötü oldu. Ceyda bizimle temas kurmak istese? İstese de kuramaz. Herkes bir yana savru olur. Cümlemiz firar. Para bulmak şart. Acaba yarısı ağır mıdır? Kaçabildiğine göre. Her şeyi ne güzel planlamıştık. Dün gece paralar bölüşülecekti. Ceyda bu saatlerde buraya gelecekti. Çoktandır hayal ettiğim Harley alacaktım. İkinci el falan ama olsun. Öğleden sonra gidip Ceyda ile pasaportlarımızı alacaktık. Ver elini Mallorca adaları. Onu seviyor musun abi? Bu ne biçim soru lan? Seviyoruz tabii. Hayvanlar gibi. Kötü oldu, para lazım. Ben gidip biraz dolaşayım. Belki bir yolunu bulurum. Beni ararsan cepteyim abi. Başlatma cebinden. Akşama buralarda ol. Giderken birkaç çay parası daha bırak. Daha çok vakit var abi. Zıkkımın kökünü yiyici aç köpek. Tamam. Merhaba. Sağ ol. Nasılsın? İşte günün ilk sorusu. İyiyim. Ya sen? Ben de. Öyle dikkatle nereye bakıyoruz? Gördüklerime alışmaya çalışıyorum. Yıllardır gözlerimi her sabah aynı pencereye açardım. Aynı çatılar, aynı ağaçlar, aynı sokaklar ve aynı insanlar. Onları özleyeceğim. Benim özleyeceğim alışkanlıklarım olmadı. Belki de doğru olan seninkidir. Hiç sanmıyorum. Özleyeceğin alışkanlıkların arasında bir kadın... Affedersin. Niye sordun? Bilmem, birden boş bulundum. Önemli değil. Yaşadıklarından suçluluk duyar gibisin. Yaşadığımız bir şey yok. Dün geceyi kastetmiştim. Yaşamak o değil ki. Bak, buraya kendi ayaklarımla geldim. Hiçbir şeyin hesabını yapmıyorum. Bir kadın var. Ya da vardı. Elini bile tutmadığım bir kadın. Onunla o kadar çok şey yaşadık ki. Sen hiç kimseyi sevme Sedat. Anlamadım. Kendine ve onlara bir iyilik yap. Kimseyi sevme. Bu o kadar kolay değil. Daha fazla incinmeni istemem. Neden? Çünkü sen yaşamıyorsun. Yaşama sırt çeviren insanların aşkı kötüdür. Herkesi hırpalar, canına okur. Hırpalanmış bir halim var. Bir gün bana da anlat. Gerek yok. Sana sorular sorarım. Dün gece sözünü ettiğin o puslu ülke vardı ya. Evet, hiçbir atlasta yer almıyor. İşte orada. Orada bütün hikayeler birbirine benzer. Kolay gelsin. Ne haber hocam? Al, kendi gözlerini de gör. Hı? Ne bu? Oku anlarsın. Kuyumcu soygunu. Ümraniye'de bir kuyumcuyu soyduktan sonra Levent'teki bir eve sığınan 4 sonucu polise girip çalışma sonucu yakalandı. Ömer Mercan olay yerinde öldü. 25 yaşında bir kadın olan 4. soyguncu ise kaçmayı başardı. Kaçan kadın soyguncunun... Sakın bu... Hayvanat bahçesindeki su aygırlarından kaçmadığını sana anlatmaya çalıştım ama dinlemedin. Ne yapacağım şimdi? Çocukça davrandın. Yaralıydı ve üşümüştü. Macera arayacak yaşı çoktan geçtik. Bakma yüzüme öyle aval aval. Yalan mı? Bu bir baskındır. Hoş geldin. Hoş geldin kızım, merhaba. Gece kuşlarına kahvaltılık çörek. Çayları hanginiz söylüyor? Sevinmedin baba. Sevinmez olur muyum? Sevindim tabii. Çoktan elin telefona gitmeliydi bile.
Kızım bize 3 tavşan kanı. Acele olsun yoksa yakarım. Tamam, ben şimdi hallederim. Rıfat Bey'in odasına bol yedekli çay. Çabuk olsun. Vay be, şu sesteki kararlılığa bak, müthiş. Benim gitmem gereken bir yer var. Yoksa rahatsız mı oldun? Yo, hayır kızım. Hiç olur mu öyle şey? Ben, kusura bakma sen. Noyan hocam ve buralara mukayyet ol, tamam mı? Babamın nesi var Noyan amca? Hiç. Yorucu bir gece geçirdi o kadar. Umarım can sıkıcı bir konuşmanın ortasına gelmedim. Ne münasebet. Biz sadece su aygırlarından bahsediyorduk. Ne? Hadi amirim hadi. Dayanın. Biraz daha son tur. Oh, öldüm ya. Yavaş oğlum yavaş. Öyle birdenbire yüklenilmez lan. Öldürecek misin beni? Nefes alın. Derin nefes. Ciğerlerinizin açılması lazım. Bu sigara beni gebertecek. Bırakın siz de şu mereti. Söylüyorum ama dinlemiyorsunuz beni. Ya tam bırakmaya niyetleniyorum Doğan. Bir sıkıntı çıkıyor. Ne var Hayda bunda? Yeni başla. Canım ne var bunda sıkılacak? Bıyıkların neşesi gelmiş amirim. Bırak şimdi bıyıkları lan. Canımı sıkma. Ne var bunda sıkılacak canım? Kestiğim günler aklıma geliyor da. Sedat abi amma dalga geçmişti sizinle. O huyar açsın da başka bir taraf onunla dalga geçsin. Meleği hiç görüyor musunuz? Bıyık deyince aklına o mu geliyor? İster istemez. Olmadı be Doğan. Yüzümüze gözümüze bulaştı. Sedat abi sizi aradı mı? Aradı. Nerede? Uzakta bir yerde Doğan. Uzakta. Anlıyorum. Söylemek istemiyorsunuz. Bozulmak yok. Rica ederim. Hazır buralara kadar gelmişken atölyeye uğrayıp Remzi babayı bir göreyim. Hazır buralara kadar gelmişken ben de bir telefon edeyim. Haklısın. Buradan çok güzel telefon edilir. Hele havalar bir ısılsın. Sen esas o zaman gör. Neyi göreceğim? Bütün İstanbul telefon etmek için buraya akın eder. Heh, düştü. Mangallar yakılır, salıncaklar kırılır. Hep bir telefon uğruna. Şükran merhaba. Hıyar ağası. Evet benim. Biliyorum canım, özür dilerim. Geçen gün telefonda işte kibar davranmadığımın farkındayım. Hep senin şu Cevdet abinin yüzünden. Ben mi? Biraz koştum. Bitti. Sana oldukça yakın bir yerdeyim. 5 dakika ara ver de şu böreklerden ye. Canım istemiyor. Ben yalnız çekeceğim. Delirdin mi? Sıcak sıcak getirdim o kadar yoldan. Hiç iştahım yok. Otur hadi nazlanma. Senin iştahın niye kaçtı ben biliyorum. Ne yani? Haksız mıyım? Haklı olmasına haklısın da çaresi yok be Remzi. Koskoca adam. Belki kendine yeni bir hayat kurmak istiyor. Gitsin o da adam gibi kursun yuvasını. Ama hayır duamızı alarak ona karışan mı var? Böreğin kokusu ta sokağın başından geliyor. Buyur gel. Canım. Hoş geldin Melek. Merhaba. Senin de kısmetin varmış, börek al. Bu kızcağızın kısmeti de hep börekten açılıyor canım. Alacağın olsun Remzi baba. Sen şimdi ne demek istiyorsun? Ne demek isteyeyim? Öyle bir laf ettim işte ortada. Yavrum şuna bakıver. Her zamanki gibi nefis görünüyor. Alo. Tabii burada. Öyle ayakta olur, olmaz, oturarak ye. Remzi baba, Sedat abi seni istiyor. Benim onunla konuşacak bir şeyim yok. Sen bakıver. Ama Remzi baba. Cahide Ana burada, onu veriyorum Sedat abi. Sedat. Canım, babam biraz meşgul de. Hayır, olur mu öyle şey? Müşterisi var. Sen iyi misin? İyiyim anne. Sizden ne alemdesiniz? Babam Şükran. Salih'in uçurtmayla arası nasıl? Belki bir gün gene uçururuz be anacığım. Evet, uzak bir sahil. Sessiz. Sahil yerleri soğuk olur yavrum. Evin iyi ısınıyor mu? Sıkı giyin olmaz mı? Hay Allah, sen şimdi geceleri üstünü de açarsın. Kim örtecek? Sen bunları dert etme anam. Başımın çaresine bakarım ben. Bir ihtiyacın var mı? Hayır hayır yok. Bak Melek burada, sana merhaba demek istiyor. Tamam canım, yine ara. Allah'a emanet ol. Alo Sedat. Merhaba Melek. Merak etme, hiçbir şey sormayacağım. Sağ ol. Bu bayağı makbule geçer. Oo, hoş geldin karoğlan. Selam baba. Otur şöyle. Kiminle konuşuyor? Sedat, Sedat'la konuşuyor. Sadece bilmeni isterim ki günün birinde bir gece yarısı telefon defterini karıştıracak olursan eğer. Biliyorum Melek.
Senin için deftere bakmam gerekmez. Öldükten sonra bile hatırlanacak telefonlar vardır. Sedat çok iyisin. Kendine iyi bak. Nasılmış? İyiymiş. Hadi artık topla kendini. Bak sesini duyduk, iyiymiş. Ya bugünlerde de herkes çok iyi ha. İyi ya işte Remzi baba. Ya siz benimle alay mı ediyorsunuz? O zaman bu hüzün neyin nesi? Hüzün bazen saçmalıktır. Öyle söyleme kızım. Saçmalıktır. Melek haklı. Çocukken alışveriş ettiğimiz bir mahalle bakkalı vardı. Tozlu bir kavanozun içinde tozlanmış kiraz küpeler satardı. Kimse almazdı onları. Küpelere bakar hüzünlenirdim. Hala arada bir yolum düşer. Geçen gün uğradığımda gene baktım. Küpeler duruyor. Ben gene hüzünlendim. Tozlanmış kiraz küpelerin hüznü belki saçmaydı ama hüzündü işte. Ve oradaydı. Benim bir işim vardı. Hadi hoşça kalın. Aa, ne oldu gidiyor? Cevdet abi. Cevdet abi. Cevdet abi. Efendim Melek. Biraz konuşabilir miyiz? Acelem var. Sedat hakkında. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Neden? Herkesten az merak ettiğin için mi? Hayır. O halde herkesten çok şey biliyorsun. Dedim ya, konuşmak istemiyorum. Bak, sen ve Sedat birbirinizle ilgili bilmediğiniz şey olamaz. Ne olacak? Ya senin ters değil mi üstünde, bana mı öyle geliyor? Benden ne istiyorsun? Telefonda Sedat'a söylediklerim yüzünden değil mi? Sen hala orada mısın Melek? Sen misin? Nasıl oldu Mesut? Marodex şey aradı. Açılıyor. Birazdan kendine gelir. Sağ ol. Buna ihtiyaç kalmadı. Biliyorum. Esniyor. Kısıraklar da böyledir. Doğumdan sonra uzun uzun kişniyerek kendilerine gelirler. İstersen biraz dinlen. Artık gideyim. Yolumun üstünde birkaç köpek de sığır var. Onlar da aradan çıksın. Her şey için teşekkürler. Aklından bile geçirme. Sana borçluyum. Yaz gelince bir akşam bizim bahçede rakı içer, eski günlerden konuşuruz. Noyan sen, ben. Borcunu o zaman ödersin. Tamam söz. Zahmet etme, yolu biliyorum. Güle güle. Burası neresi? Sakin ol. Emin bir yerdesin. Neresi? Yorma kendini. Yaralıydın. Seni buraya getirdim. Kimsin sen? Bunu hatırladın mı? Ya kolundaki yarayı? Beni kim tedavi etti? Bir arkadaş. Sen kimsin? Yoldan geçen adam. Sen de yolda yatan kadın olmalısın. Hatırlamıyorum. Fazla kan kaybettin. Donmak üzereydin. Niye kurtardın? Orada öylece bırakamazdım. Polise haber verdin mi? Vermeli miydim? Vermeli miydim? Hayır. Hadi ama lütfen uzatma artık. Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Seninle bilgisi yoktu. Hep o senin Cevdet abinin yüzünden. Şimdi de ona mı çamur atıyorsun? Berbat bir toplantıydı. Herkes birbirine girdi. Toplantı çıkışı da biz kapıştık. Cevdet abiyle sen? Evet, o ve ben. Yapma ya, sonra? Sonrası daha matrak. Nasıl yani? Bir telefon geldi. Operasyona gittik. Adamın biri beni denmek üzereyken Cevdet amirim ona hakladı. Ciddi misin? Evet. Yani ölebilirdin. Hayır, ölmezdim. Saçmalama. Çatışmadan 5 dakika önce Cevdet amirime seni ne kadar sevdiğimi söyledim. O an kendimi çok güçlü hissettim. Kesinlikle ölmezdim Şükran. Kendini hala güçlü hissediyor musun? Seni seviyorum. Sağ ol. Afiyet olsun. Adın ne? Önemli mi? Yolda yatan kadın biraz uzun kaçıyor. Daha kısası varsa tercih ederim. Ceyda. Ceyda. Güzel. Oldukça kısa. Babam koymuş. Pratik bir adamdı. Gülümsedin. Ben mi? Evet sen. Sen de gülümsüyorsun. Galiba.
Adın ne? Önemli mi? Yoldan geçen adam biraz uzun. Daha kısası yok mu? Var. Rıfat. Yine gülümsedin. Evet, gülümsedim. Kalkmak istiyorum. Sana yardım edeyim. Balkona çıkmak ister misin? Evet. Hemen aşağısı kumsal. Denizin kokusunu duyuyorum. Şunu sırtına al. Senin doktor aslında bir veteriner. Ne? Veteriner mi? Evet. Baytar Mesut. İnanamıyorum. Aslında oldukça tecrübelidir. 68 kuşağı. Bir dönemin hızlılarından. Dağlarda epeyce arkadaşını tedavi etmiş. İlginç arkadaşlarım var. Öyledir. Sen de ilginç bir adamsın. Denizin kokusunu duyuyor musun? Yosun ve tuzlu su. Ceyda. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.